Dalgalar sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi feda. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yereleri alevden al bir ata binmiş. Aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından dağ dağ ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel, hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. Al bir ata binmiş yalın kılıç, koşuyor zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı, yine bizimle beraber hem yerde. Yaşıyor dört köşesinde vatanı, yaşıyor damar damar. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgar. Çalın davul. Bayraklı Belediyesi Kurucu Başkanı Sayın Hasan Karabağ sizlerle. Hepinizin gözlerinizden öpüyorum. Bu emeklerinize, yüreklerinize sağlık. Mükemmel bir resim çıktı. Bunu bütün yüreğimle söylüyorum. Emek veren, başta sizler, hocalarımıza, çalışanlarımıza, Bayraklı Belediyesi'nin tüm fertlerine ve sizlere teşekkürlerimi sunuyorum saygılarımla. Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yılındayız. Cumhuriyet kurulduğundan beri sevgili Atatürk'ü kaybettiğimiz yıllardan itibaren bu ülkeyi Kurtuluş Savaşı öncesi işgal edenler Atatürk'ümüzden sonra değişik metotlarla yıkmak istediler. 12 Eylül 80 öncesi sağ ve sol çatışma çıkararak denediler. 12 Eylül 80 darbesinden sonra etnik zeminde Kürt ve Türk ayrımıyla bölmek istediler. Ve son günlerin modası da İslam'ı siyasallaştırarak Türkiye'de totaliter bir din devleti kurup
Orta Doğu'da olduğu gibi kolayca parçalamak istiyorlar. Burası Orta Doğu Cumhuriyeti değil. Buradan emperyalist Amerikan uçaklarına sesleniyorum. Burası Arap Cumhuriyetleri değil. Burada Kurtuluş Savaşı verildi. Burada size karşı verildi. Değerli arkadaşlarım, dünyada ilk ve tek Kurtuluş Savaşı veren emperyalizme karşı ülkenin evlatlarıyız. Bugün bunun bayramını kutluyoruz. Çelenk koymalarda çelenkleri sınırlayanlara buradan sesleniyorum. Bir gün Atatürk'e yaptıklarınıza pişman olacaksınız, pişman. Değerli arkadaşlarım, her darbe sonrası herkes Atatürkçü oluyor. Ve ondan sonra yine kafalarındaki siyasal İslam'ı yaşatmaya çalışıyorlar. Biz eğer bu ülkeyi kurtarmasaydı sevgili Atatürk ve arkadaşları tarafından ne cami görebilirdik, ne ezan duyabilirdik, ne de ibadet yapabilen Müslüman topluluk görebilirdik Anadolu'da. Sevgili Atatürk sayesinde ezanlar okunuyor, camiler susmuyor ve bayrak inmiyor. Bunu böyle bilsinler. Ve biz yaşadıkça bu Anadolu topraklarında son Atatürkçü toprağa düşünceye kadar Atatürkçü, cumhuriyetçi, laik ve bayrağını seven yurtseverlerin mücadelesi sürecektir. Ne diyoruz? Biz bir ölür, bin doğarız. Biz bir ölür, bin doğarız. Biz bir ölür, bin doğarız. Hepinize mutlu bayramlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Değerli İzmirliler, değerli Bayraklı ve Bayraklı'ya misafir gelen aslan yürekli insanlar, herkes ellerini kaldırabilir mi lütfen? Herkes buradayken bir kere daha söylemek istiyoruz. Belki stadyumlarda yasaklanabilir, belki okullarda yasaklanabilir ama Bayraklı'da yasaklanamaz. Burası Bayraklı. Buranın başkanı Hasan Karaba. Sıkıyorlarsa burada da yasaklasınlar. Kaldırın elini İzmir, kaldırın elini Bayraklı. Şehit olanları deftere yazdı. Öksüz yavruları bağrıma bastı. Hasan Karaba. Kaldırın ellerinizi, yüreğinizi koyun ve yüreğinizle seslenin. Mustafa Kemal Atatürk aşkı. Kaldırın atın şapkalarınızı. Yüreğinizle beraber, sevginizle beraber. Evet, Kanada'dan geldiniz. Evet, Kanada'dan geldiniz. Nasıl oldu? Ya önce ben, sizi tanıyalım. Tabii ben Hatice Hülya Kurtbulkazlı, İzmirliyim. Aslan Selanikli anne tarafım. Kanada'da yaşıyorum son yıllarda. Eşim orada çalışıyor. Orada yani işi var. Ben de Kanada'yı çok seviyorum. Harika bir yer. İnsan hakları inanılmaz. Buna hiçbir dünyada yok böyle bir şey. Sadece İzmir bunu yapıyor. İzmir zaten beşiği. Bayraklı'da oluyor, Simirna'da. Ve Atatürk olarak İzmir tamamen bir hayranlık. Herkes hayran ama İzmir buranın beşiği yani. Merhaba, teşekkür ederim. Biz İsviçre'den geldik 27-30 Ekim tarihleri arasında. Nereden? Basın yoluyla duyduk. Sonra temasa geçtim. İsviçre'den geliyoruz deyince çok sahip çıktılar. İnanılmaz, muhteşem bir dostluk. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra bunu ben İsviçre'den orada başkan olduğum sürece geleneksel yapacağız. Bu coşkuyu burada yaşayacağız.